Tavamızın altını açarak yapmaya başlayalım. Tereyağımızı ekleyelim hemen. Şimdi biraz da zeytinyağı ekliyorum. Sarımsağımızı doğrayalım. Bol miktarda sarımsak kullanabilirsiniz. Deniz ürünlerine en çok yakışan ürünlerden biri de sarımsak. Sarımsaklarımı da şimdi ekliyorum yağın içerisine. Hepsini birlikte güzelce sotelemeye başlıyorum. Maydanozumuzu kalın doğruyoruz. Biraz limon suyu kullanacağım. Bunun için de şimdi bir parça limon kesiyorum. Bir parça da limonu ayırıyorum. Bunu da yine servis ederken midyemizin, vongolemizin yanında vereceğim. Evet, tereyağımız da sarımsağımızı güzelce kavurduk. Şimdi vongoleleri de içerisine ekliyorum ve yavaş yavaş kavuruyorum. Vongoleleri bu şekilde ortalama 7-8 dakika kavuracağım. Bu esnada limon suyunu koymadan önce bir miktar da limonun kabuğundan rendeleyebilirsiniz içerisine. Yine bu kabuk da çok güzel bir tat veriyor. Şimdi bir miktar da suyundan koyuyorum. Biraz karabiber. Biraz deniz tuzu. Şimdi bir miktar pul biber ekleyeceğim. Şimdi biraz da köri. Evet, limon kabuğu rendesi, baharatlar ve biraz da deniz tuzunu koyduk. Şimdi bir miktar da su ekleyeceğim. Güzelce karıştırıyorum. Bakın kabuklar yavaş yavaş açılmaya başladı. Efendim bu şekilde ortalama 7-8 dakikada ocakta tuttuktan sonra bu güzel lezzeti servise sunacağım. Evet, vongoleler güzelce pişti. Bakın kapaklarını da açtılar. Şimdi artık servis yapabilirim. Biraz da maydanoz ekliyorum şimdi son olarak içerisine. Şimdi kepçemi de yanıma alıyorum. Sosuyla birlikte birkaç tane de dilim limon koyacağım.